Ama milletvekili grubunu yön. Ben 8,5 yıldır milletvekili grubu yönetirim. Görevimi teslim ettim. Yerime 3 grup başkan vekili seçildi. Ben grup başkanı seçildim. Grubumuzun en eleştirel bir arkadaşımız. Arkadaşlar konuşma yapsın mı, bir diyeceğiniz var mı dediğinizde çıktı. Dedi ki Özgür Özel adaletine sahip olsunlar, gerisine karışmam dedi. Ben 8,5 yılda sert yaptığım olmuştur, yumuşak yaptığım olmuştur, arayı bulduğum olmuştur, barıştırdığım çok olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu, yani öyle de teveccüh gösteriyorlar. Ben Cumhuriyet tarihinde en uzun süre grup başkan vekilliği yapan ikinci kişiyim ve grup başkanlığım da devam ediyor sayarsanız en uzun süre bu grubu asaleten ve vekaleten yürüten kişiyim. Ama bir gerçek var. Genel başkan evet gerektiği yerde son sözü söyler. Söylediğimiz de oluyor. Ama genel başkan grup başkan vekili gibi, bir belediye başkanı gibi veya bir genel başkan yardımcısı gibi söylediği sözü, belli bir sözü söylediğinde o iş orada biter. Ben Burcu Köksal'ı bu sürecin sonunda partiden kaybederek, ki Afyon'da seçimi alıyor, almaya doğru gidiyor. Zaten esas telaş ona sürekli saldırmaları, uğraşmaları o yüzden. Benim tarafları dinlemem, tansiyonu yönetmem, düzeltme yapılacaksa yapmam, yaptırmam. En sonunda da Burcu Hanım da bir düzeltme yaptı, bir süreç. Ama tabii bu süreçler iyi yönetilmesin diye gayret edenler de var. Mesela o gün ben Burcu Köksal'la telefonla konuştum. Dedim ki Burcu böyle bir laf çıkmış, ben aşağıdaydım. O gürültü içinde duymadım. Uşağa geldim yarım saat sonra, 45 dakika sonra. Bunu düzeltmem tabii Sayın Genel Başkanım dedi. Ben düzelttim. Bu ifadenin doğrusu fakat budur diye. Sayın Genel Başkanım, bunu tamamı siz yanıt vermenizi, bütünlüklü bir biçimde yanıt vermenizi kolaylaştırmak bakımından söyleyeceğim. Fakat siz düzelttiniz, fakat o da sizi düzeltti. Hayır, o beni düzeltmedi. Şimdi tam onu yani, anlatacağım. Bakın, arka arkaya attığı tweetler ve düzenlediği basın toplantısında... Yok, şöyle. İlk önce algıyla olgu bir kere yer değiştiriyor. Ben Burcu'nun kullandığı cümleyi siyaseten sorunlu buluyorum. Hatalı buluyorum. Kabul edilebilir bir değil. Meramını anlatmanın da çok ötesinde. O diyor ki bana bu belediyeyi Demlen ortak yöneteceksin diyorlardı. Eş genel başkan diyorlardı. Ben de ne Demle ne Hüdapar'la yönetmeyeceğim diyordum. Bu ifade etmek için belediyenin kapıları Dem hariç herkese açık dedim. Ben Dem Partisi'ni kastettim diyor. Oysa ki yani şimdi CHP laf edildiğinde bütün CHP'lilerin tüyleri diken diken oluyor. Bu bir ayrımcılığa varabilecek söylem. O yüzden hızlı bir şekilde ben düzelttim. Burcu daha sonra bir televizyonda dediler ki Burcu Hanım sözlerimin arkasındayım diyor. Biz görüştük. Burcu'ya sordum, öyle bir görüşme olmadı dedi. Açıklamasına da yer aldı. Burcu Köksal Dem Parti ile işbirliği, Burcu milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir arkadaşımız. Dem Parti ile birlikte yöneteceksiniz lafına dan kurtulabilmek için yaptığı bir iş olmadık yerlere gitti. Sonrasında... Şu siyaseten sorumlu değil mi? Yani siz kendi sözünüzü söylemek yerine başkasının sözünün üzerine bir strateji oluşturuyorsunuz. Yani Afyon Karahisar'da böyle bir şey de yok yani. Böyle bir olgu da yok yani. Yok 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 yani, ne Dem diye bir parti var yani. Yani bir, böyle gerçek bir şey değil bu. Yani bu dedikodu üzerine bu kadar ama büyük bir laf. İşte, yani Afyon Karahisar'dan daha büyük bir tartışma da olur. Bütün Türkiye'ye yetmeyecek bir tartışma. AK Parti zaten o yüzden. Bütün Dem Partilileri, bütün Kürt seçmenleri rencide edecek bir noktaya vardı. Tabii ama şöyle bir şey oldu. Biz orada süreci sakin ve doğru yönettik. Ekrem Başkan'la birkaç kez konuştuk. İstanbul'da Ekrem Başkan'ın hep söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kürtlerin de belediyesi. Kürtlerin de oy vererek seçtirdiği ve Kürt seçmenin memnun olduğu bir belediye başkanı. Keza Mersin öyle, keza Adana öyle ve birçok ilde Kürt seçmenin desteği kritik. Kaldı ki bir oylara dahi olsa o bir oyun verilecek olması çok kıymetli. Orada hem belediye başkanlarımız... Hem ben bugün de Ahmet Türk'ün bir söyleşisi var, belki okumuşsunuzdur. Evet. Süreç, evet. Burcu Köksal'ın ifadeleri büyük bir kırgınlık yarattı. Genel başkanın süreç yönetimi, Ekrem Başkan'la genel başkanın kullandığı ifadeler sorunu çözdü diye ifade ediyor. Evet. Kürt seçmenlerin gönlünde. Ben de Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnunum. Ama şunu da söyleyeyim. Ahmet Türk yatıştırdı, evet. Ben şunu ifade etmek isterim. Benim yöneticilik, benim siyasette görünen yüzüm ister istemez mecliste, sürekli mecliste 10 saat oturum sürer. 3 dakika tartışırsınız, o 3 dakika televizyonlara yansır. Polemik dikkat çekici.
Sosyal medya dikkat çekici. Biz hep en sert halimizde ama siyasetin yarısı münakaşaysa yarısı müzakeredir. Peki, ve yöneticinin üstüne düşen iş esas olarak hele hele mesele kendi partisi ise orada tansiyonu doğru yönetmektir. Bir milletvekili kaybetmek, bir belediye kaybetmek, partinin seçime giderken bir eksiklik, yoksa bir belediye eksik fazla bir şey olmaz. Ama seçime giderken bir ayağının tökezlemesi, bileğinin burkulması hoş bir şey değildir. O işi küçük bir aksamayı toparlamak daha iyidir. Benim de işim o, gerçek yönetici öyledir. Ben yöneticilikte, siyasette göründüğümden çok daha yumuşak, daha uzlaşmacı ve biraz daha müzakereciyimdir. Yani sorunuzun esas cevabı. Bir de çok özür dilerim. Çok tabii pardon. Buyurun. Hiçbir kompleksim yoktur. Yani kendine güvenmeyen kompleksli adam işidir. Son sözü ben söyleyeceğim. Sözümün sözü üstüne şu olmaz. Şunu yaptırmam, bunu ettirmem. O Recep Tayyip Erdoğan'a rakip aramıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek, onun iktidarına son verecek bir genel başkan arıyoruz. Bir sosyal demokrat arıyoruz. Sosyal demokrat partisinde eşitler arasında bir adım önde olandır. Tartışmayı dinleyen, istifade eden, ona göre söylemini belirleyendir. Öyle astığı astık, kestiği kestik bir arıyorsak bir sürü bulunur. Bizim partide de öylesini ararsan bulunur. Ama CHP'nin ve sosyal demokratların ihtiyacı olan lider, çalışkan, birikimli, derdini meramını iyi anlatabilen, peki, partinin içinde alabildiğinde tartışma ortamını sürdüren, peki, verir.